İyi akşamlar sevgili Kanal T izleyicileri ve Radyo T dinleyicileri. Yine bir Perşembe akşamında Çiftçinin Sesi programıyla birlikte sizlerleyiz. Bu akşamki konuğumuzu daha önce de konuk etmiştik. Aslında ekranlara pek de yabancı değil, yakınında tanıyorsunuzdur. Ancak hasadın ardından zeytinyağını konuşabilmek için hatırlayacaksınız yaklaşık bundan 30-35 gün önce yine bir zeytin üreticisi abimizi konuk etmiştik. Ancak bu akşam hem üretici hem de sanayi bacağında çalışmasını sürdüren sevgili Durmuş Aydın Bey bu akşam konuk ediyoruz. Durmuş Aydın Bey'e konuğumuzu daha da tanıtmadan önce şunu ifade etmek isterim. Zeytinyağı üretilirken sadece zeytini üretirken zeytinyağı değildir. Yan ürünlerinin ne olabileceği yani bizim aslında sürekli pazarda söylediğimiz bir cümle vardı. Niş ürün yani özel ürün bu pazarlamada da yani marketingde de pazar içinde pazar diyebileceğimiz zeytinin yan ürünlerini de kısaca bahsedeceğiz. Bununla birlikte hem zeytinyağının sanayiciliğini hem zeytin sanayiciliğini hem de kooperatifçiliği daha da detaylı bir şekilde konuşma şansımız olacaktır. Durmuş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısa bir tanışma merasimi gerçekleştirmek isterim. Çünkü aslında geçen seferki programda bir tanışma merasimi yaptık ancak bir de sizin aslında veteriner hekim olduğunuzu ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim yeni öğrendim. Bunu da birazcık aşmak isterim ve sizi bu sektöre iten neydi? Bu sektördeki çalışmanız tam olarak nasıl başlamıştır? Evet ben bölgeliyim biliyorum da bunları birazcık daha açmak isterim. Çünkü tüm Kıbrıs Türk halkının kültüründe genel anlamda şu vardır. Yani boş bir arazi bulurken bir ağaç ekeyim ya da işte evimin etrafına bir ağaç ekeyim veya bahçemin etrafına bir ağaç ekeyim. Bu ağaçta genelde tercih olarak zeytin olmaktadır. Sizden başlamak isterim. Veteriner hekimlik nerede, zeytincilik nerede? Aslında ikisi de tarım sektörü olduğu için birbirine bağlıdır. İkisi de üretici sektörü olduğu için birbirine aslında halkalar ile bağlıdır. Dediğim gibi veteriner hekimlikten zeytinyağı üreticiliğine, sanayiciliğine ve zeytin üreticiliğine nasıl bir geçiş oldu? Ona kısaca anlat bize lütfen. Tabii şimdi veteriner hekimlik mezun olduktan sonra ben yaklaşık 7-8 yıl kadar aktif olarak veteriner hekimlik mesleğimi sürdürdüm. Hatta zeytin işine başladıktan sonra da birkaç yıl mesleğimi sürdürdüm. Tabii işte veteriner hekimlikten kopup da işte zeytin sektörüne giriyorum veya tarım sektörüne giriyorum diye bir radikal karar almadım. Zeytin sektörüne girdikten sonra orada harcadığımız zamanın bizim tahmin ettiğimizden daha fazla bir zamana ihtiyaç gösterdiğini gördük ve mecburen veteriner hekimlikten kopmak durumunda kaldık. Aslında şöyle oldu, bir hikayesi var onun. İşte tam da sorduğum oydu benim. Hikayesi, o kopuş anı diyelim. Kopuş nasıl oldu? Mesleğimi ben çok seviyorum ancak veteriner hekimlik mesleğimi severek de yapıyordum. Birçok üreticiyle de zeytincilikten önce veteriner hekimlik yapmam dolayısıyla sıkı samimiyetlerimiz olmuştu. Tabii biz zeytin sektörü dediğimiz zaman dönemsel bir ürün akla geliyor. Yani işte Eylül ayında başlar, yılbaşına doğru Ocak içinde biten bir sektör, 2 aylık bir sektördür. Biz mesleğimizi yaparık. Ailenin arazileri de vardı, ailenin arazileri, imkanları vardı, tarımsal imkanları. O anlamda işte böyle tarıma olan Kıbrıs Türk'ü bana göre hala daha tarımcıdır büyük bir çoğunluğu. Yani tarım kökeninden gelme bir toplumdur. Dolayısıyla Kıbrıs toplumunun %80'i bir şekilde toprağa bağlıdır. Toprakla uğraşmayı, üretim yapmayı sevmektedir. Daha fazla pazarlama sıkıntıları gibi konular birazcık insanımızın moralini bozsa da esasen böyledir yapısı, kültürü. Bu boş arazilerimizi değerlendirelim, zeytin dikelim demiştik zamanında. Bunları diktikten sonra işte bir de tabii bu artık nasıl olur, insan bir işe girdiğinde şu da olsun bu da olsun diye insanın ihtiyaçları, hayalleri bitmediği gibi bu da bir hayaldi bizim için. Bu işi de bu şekilde geliştirelim şeklinde. Dönemseldir diye ilk başta girmiştik.
önü açıktır diye girdik. İşte turizm artıyor, zeytin adasıdır Kıbrıs. Vesileler olur, tanıştığımız insanlar olur. Rastgele tanıştığımız arkadaşlarımız bizi bu yönde teşvik etti. Ben de tabii araştırmıştım bu konuyu. Yani nasıl olur gibisinden. Hatta Dubai'ye fuara gitmiştim ben. Zeytin sektörüne, özellikle sanayisine girmeden önce. Hani bir şeyi önce görüp beğenmek, bir insanın bir şey sevdiği işi yapmasına çok önem veriyorum. Sevebileceğim bir sektör mü anlamında. Özellikle Dubai fuarında zeytinyağı standlarını çok iyi incelediğimi hatırlıyorum. Ve buraya dönüp o yatırıma girişim yaptık. İşte başladık veteriner hekimiyle birlikte yapacak niyetiyle. Tabii zaman geçtikten sonra, belli bir zaman geçtikten sonra bakıyoruz ki veteriner hekimlik sonuçta hekimsiniz. Ve anlaşma yaptığınız bir şekilde, yani bu bir kağıt üzerinde bir anlaşma değil de herhangi çalıştığınız çiftliğin veya kişilerin hayvanlar rahatsız olduğunda, bir sorunlar olduğunda direkt ulaştıkları kişi sizsiniz, rehberlerinde ekstrada. Tabii telefonlar bu şekilde çalıyor ama biz baktık ki zeytin sektörü daha gerçekten bayağı zaman isteyen, stoklanması, satışı, üretimi, her basamağı çok meşakkatli bir meslek. Ve çok iyi hatırlıyorum, birkaç hayvancının fabrikaya gelip, fabrikada o gün bir sıkışıklık vardı. Hatta Türkiye'den teknisyenler gelmişti, uğraşıyordu. Ben onları bekliyordum, hayvancılar beni bekliyordu gibisinden bir trafikte bir sıkışma oldu. Orada dedim ki bir tercih kullanmamız lazım. Yani orada ben kendileriyle çok samimi olduğum hayvancı arkadaşlarımıza, abilerimize her zaman bu olaya girdiğimizden dolayı her zaman telefonlarına cevap veremeyeceğimi, telefonlarına değil de yani tedavi yapmak maksadıyla çiftliklerine her an uğrayamayacağımı, bu olaydan dolayı bu konuda sıkıntılar yaşadığımı söyledim. Ve bu tabii yavaş yavaş sektörden kaymamıza sebep oldu. Tabii konuşmamızın başında yakaladığım bir şey vardır. Eylül ve Ocak ayından bahsettiniz. Yani hasat Eylül'de ve Ocak'ta başlar ve biter. Yaklaşık 2-3 aylık, daha da bilemediğiz 4 aylık. Eylül'de daha çok yeşil zeytin, çakıstes falan. Benim tam sormak istediğim budur. Aslında biz zeytincilik sektörünü hasadın dışında nasıl değerlendirebiliriz? Yani benim de girişte yaptığım bir, konuştuğum bir cümle vardı, ifade ettiğim bir cümle vardı. Niş ürünler geliştirilebilir mi? Yani hatta sanırım siz başlattınız. İşte zeytinyağı, sabunu veya işte çıkan posasından yaptıklarınız. Bunu 12 aya yayabilir miyiz sanayicilik anlamında? Onun dışında bunu da konuştuktan sonra şeye geri döneceğim. Zeytinyağındaki pazara geri döneceğim. Ama bunu da bir öğrenmek isterim. Yani özel olarak, özel demeyelim de pazarın içinde pazar dediğimiz, yani niş ürün olarak neler vardır zeytinyağı ürünleri? Tabii şimdi zeytin dediğimiz zaman şu ürünlerini sıralayabiliriz. Öncelikle zeytinyağı. Zeytinyağı tabii kendi içinde kalitesine göre ayrılmaktadır. Bizde henüz oluşmamasına rağmen yurt dışında zeytinyağı fiyatları zeytinyağının asitlik derecesine göre oluşturulmaktadır. Yani asitliği ölçülür ve ona göre zeytinyağına bir değer biçilir. Tabii bizde bir de kültürel olarak bildiğiniz karayağımız vardır. Karayağı olan talep açıkçası azalmaktadır yıldan yıla ama biz kesinlikle %5 de olsa, %3 de olsa bu ürünü bırakma niyetinde değiliz. Çünkü kültürel, bizim kültürel bir ürünümüzdür. Biz bunu aslında yeterince reklam edemediğimizi, bizim ürünümüz diye yeterince ön plana çıkaramadığımızı düşündüğümden dolayı bu zeytinyağı içindeki tüketim miktarı çok düşük seviyelerde kalmıştır. Tabii ki bu çok çok yukarılara çıkmaz. Ancak %3, belki %6, %7 bandına gelebilir. Belki bize ihracat basamağında bir farklılık, diğer ülkelere göre daha farklı bir damak tadı, daha kültürel bir ürün olması münasebetiyle bir avantaj sağlayacak bir ürün olabilir. Bu ürünü daha fazla ambalajıyla, reklamıyla geliştirme üzerine çalışmamız gerektiğine inanırım. Karayağa önem vermemiz gerektiğine inanırım. Tabii bunu söylerken eminim ki işte bazı kişiler karayağı zararlıdır gibisinden hemen işte
nasıl böyle bir şey söylen gibisinden düşüncelere girebilir. Fakat ben hatırlıyorum, Güzelyurt'ta Avrupa Birliği'nin bir ekibi vardı yaklaşık 6-7 yıl önce. Ve karayağla ilgili bir çalışma yapıldığını, zararı nedir, faydası nedir gibisinden şöyle bir netice çıkmıştı. Karayağ aslında zararlı bir ürün değildir. Karayağ normal zeytinyağında bulunan vitamin, mineral, polifenol gibi yararlı maddelerin sonuçta karayağ üretilirken yüksek ısıya maruz kalmasından ötürü bu maddelerin yok olmasından, miktarının azalmasından dolayı zeytinyağı kadar faydalı değildir. Çünkü biz onu kaynatarak, yüksek ısıya maruz bırakarak içindeki faydalı maddeleri öldürüyoruz. Ancak bunun karşılığında işte bize özgü, kültürümüze özgü bir aroma elde etmiş oluyoruz. Karayağ budur. Bizim de sahip çıkacağımız, pazarlamaya çalışacağımız, kültürümüzün parçası olan bu karayağdır. Ben bu anlamda bahsediyorum. Diğer ürün zeytinyağı ürünlerinden başka sofralık zeytinimizdir. Yine Kıbrıs'ımızın kendine özgü hazırlaması, özellikle hazırlanışı bakımından işte kekikli, golyandro tohumu şeklinde çakistezimiz vardır. Siyah zeytinimiz vardır, yerli zeytinimiz. Veyahut da artık bizde yetişen birçok farklı ürünlerin hazırlanışı bakımından bize özgü yönleri vardır ve bu da pazarlanabilecek bir şeydir. Sofralık zeytinin özellikle bir de üzerinde durulması gereken nokta şudur. Çok ciddi miktarlarda sofralık zeytin ithalatı yapıyoruz. Zeytinyağı ithalatı yapmıyoruz. Yani 2010 yılından beri ithalatı yasaklandı. Kontrollü eksikliği bariz bir şekilde ortaya çıkan kurak bir takım yıllarda birkaç defa, 10 yıl içinde iki defa sanıyorum, kontrollü izinler verildi ve bu ürün adaya ithal edildi. Onun dışında biz ithalatı 2010 yılından beri yapmıyoruz. Ancak sofralık zeytin ciddi şekilde ithal ediyoruz. Yani sofralık zeytin üretimimizde, kabiliyetimizde, altyapımızda eksiklikler hala daha mevcut. Bu noktada diğer yan ürünlere geçmeden önce şunu da sormak isterim. Örneğin sofralık zeytin dediğimizde otellere gittiğimizde bulduğumuz kara zeytin vardır. Tadı bir başkadır. Bizim sofralık veya kara zeytin olarak masaya koyduğumuz zeytinin tadı bir başkadır. Aranan özellik ithal ettiğimiz zeytindeki özellik mi acaba? Gerçekten de ithal etmeye devam ederiz. Yoksa var olan rekolte yetersizdir o talebe. Veya şöyle sormak isterim soruyu. Sadece tat ya da rekolte değil, biz çıkarttığımız rekolteyi sadece yağ yönelik mi yapıyoruz çalışmalarımızı? Evet, hatta son ekimi ve dikimi de sırf yağa doğru mu yapıyoruz? Esas soru bana göre budur. İthal etmemizdeki sebep. Son 3-5 yıl öncesine kadar zeytin dikmekle kasıt direkt zeytinyağı üretimi amaçlanıyordu. Ancak özellikle son 3-5 yılda bu ortaya çıktı. Birçok kişi tarafından tespit edildi. Ve üretimde öncelik sırasına sofralık zeytin üretimi olarak ortaya çıktı bu durum. Yani şu anda biz sofralık zeytin üretimine ilgi gösteren daha fazla kişiye, tarımcı arkadaşa ve sanayici arkadaşa şey görüyoruz piyasada. Şimdi piyasalardaki zeytinin yurt dışından gelme sebebi, yurt dışından gelen zeytinin tadını daha fazla seviyorlar değil. Biz aslında o miktarda ve o kalitede zeytini şu anda üretemiyoruz. Tesisleşme, altyapı anlamında veyahut da yeni yeni o noktaya geldik. Nitekim tabii ki artık zeytin ithalatının, sofralık zeytin ithalatının da zaten geçtiğimiz yıllarda bizim de bir birliğimiz var. Şu anda hala daha aktif olan bir birliğimiz var. Sofralık zeytin ithalatının da kontrollü bir şekilde ülkeye gelmesi konusunda kendi içimizde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü biz de bunu üretmeye başladık artık. Durmuş Bey, tamam kontrol edelim de o rekolteyi yakalayabilecek mi? Yani o zaman süresi nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi zeytinyağında da aynı şeyi yaşadıydık. O dik noktaya gelene kadar engellemek mi?
Yani ithalatı engellemek mi? O süreci nasıl yönelteceksiniz kısaca? Benim şahsi görüşüm, bunu birlik içindeki arkadaşlara da veyahut da sohbetlerde de dile getirdim. İlk önce düşük miktarda bir fonlamayla, fon uygulamakla, yani ithalatta işte sofralık zeytine, şu anki fon miktarını tam olarak bilmiyorum, bir fon miktarını artırarak buradaki zeytinin daha avantajlı hale gelmesini, yani iş piyasada tüketilmesine daha fazla önem verilmesini sağlayabiliriz fonlamayla, direkt yasakla değil. Veyahut da bunun başka yöntemleri var. Zeytinyağı, bu ülkede zeytinyağı, sofralık zeytin ticareti yapan, alıp satımı yapan büyük şirketler veya direkt tüketimi yapan büyük oteller veya restoranlar gibi yerlere bu patateste de yapılmıştı. İşte 3 birim patates atıyorum ithal etmek için 1 birim de yerli üretim patates alacaksın gibi bir şart koşulmuştu. Buna benzer çalışmalarla yurt dışından ithal edilen sofralık zeytin yerine yerli üretim zeytin, inanıyorum ki 2-3 yıl içinde bir yer değiştirme sağlanabilir ve böylelikle kendi üretimimiz, kendi paramız memleketimizde kalmış olur. Tarımsal anlamda bu sofralık zeytinin yapılan dikimleri de göz önünde bulundurduğumuzda eksikliğinin yaşanmayacağını düşünüyorum. Bu noktada şunu... Sanayisi anlamında bizim gelişmemiz gereken konu, zeytin işleme tesislerinin sanayisi hakkında düzgün, kaliteli sofralık zeytin üretme anlamındadır. Bunlar da yapıldı, çok güzel tesisler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Zeytinyağı her şey bir süreçtir Ahmet Bey, günün sonunda her şey bir süreçtir. Sofralık zeytinde de ithalatı ta gerek kalmayacak, engellemek kelimesini pek sevmiyorum, ithalata gerek kalmayacak bir düzeye gelme sürecinin içerisindeyiz. İnanıyorum ki 3 yıl içerisinde, 3-4 yıl içerisinde tamamen rekabet edebilir bir şekilde bunu engelleyecek duruma geleceğiz. Bu noktada şunu sormak isterim. Ekilen ve dikilen ağaçların cinslerini kim belirler? Yani bu noktada aslında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın, siz sivil toplum örgütlerinin, biz sivil toplum örgütlerinin üzerine bir misyon düşer aslında. Pazara göre ekim dikimi sağlayabilmemiz gerekmektedir. Yani işte ben 50 dönüm tarlam vardır, müsaittir sulamaya da, işte iklimi de uygundur, her şey uygundur zeytin ekimine. Evet. Ben giderim, çok affedersiniz, aklıma göre istediğim ağacı alır dikerim. Öyle mi olması gerekir, yoksa çok birilerinin yönlendirmesi aslında gerekir. Hatta teşviklendirme modellerinin de tarımın genelinde olduğu gibi bu yönde olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada ister eleştiri olarak düşünelim, İstersek gülelim ama bilirsiniz işte yaklaşık 15 yıl önce tarım dairesi zeytin getirmişti adaya. Bu özellikle bu gemlik cinsi zeytinleri 15-20 yıl önce. Birçok üreticide bu zeytinler var şu anda. Hatta bunlardan aşılanarak da çoğaltıldı diğer gemlik cinsi imzalada. Üretici var, işte tarım dairesinden zeytin aldım diyor. Ektim 100 ağaç, 8 çeşit zeytin çıktı. Şimdi bu kadar kontrolsüz, ne olduğunu bilmediğimiz bir ürünü üretme, zeytin diyor. Sonuçta bu da zeytin. Hayır, değil sonuçta zeytin, bu da zeytin değil. Gerçekten 10 yıldır aktif olarak sektörün içinde olmamdan dolayı, kimi üreticilerin belki de şanslarından dolayı, belki de araştırarak doğru ürünlerle, doğru cins ürünlerle çalıştıklarından dolayı zeytincilik mesleğini sevdikleri, daha ileriye götürmek için hevesli olduklarını gördüm. Kimi üreticilerin de yanlış bir cins dikmekten dolayı yıllarını boşa harcadıklarını, bu işten bir şey anlamadıklarını ve bu işi sonlandırmak istediklerini de gördüm. Cins seçimi bu kadar önemlidir. Yani özellikle İspanyol cinsleri var. Gerçekten her yıl istikrarlı bir şekilde ürün yapabilmekte. Yağ verimi olsun, sofralık zeytin verimi olsun, işlenmeden direkt pazarda satışı olsun, uygun olan cinsler vardır. Bunlar tabii araştırarak da bunları yani kendin ama şansı da bunlara sahip olan da bu noktada üreticilerin ne yapması gerekir? Tamam, Durmuş Aydın'a geldik, güzel de sorduk. Durmuş Aydın bizi yönlendirecek. Ama örneğin adam mesela yayın ortasında ya da Karpaz'dadır. Nasıl ulaşacak bu adam bu bilgilere? Yani evet birliklerimiz vardır ama
Onun daha ötesindedir benim söylediğim aslında. Daha kontrollü bir şekilde olması gerekmez mi? Yani eğer sofralık zeytini konuşuyorsak bugün ve sofralık zeytinle ilgili sanayileşmeyi konuşuyorsak bugün o yönde ekim dikim yapmamız gerekmez mi? Yani yağı Kesinlikle. çıkaracak zeytinin cinsini bizim belirleyip ortaya koymamız gerekmez mi? Bu Veya aslında Tarım Dairesi'nin konusudur. Biliyorsunuz tür değişimine Tarım Bakanlığı yani tür değişimlerinde bile işte narinciye çeşidi değişimi, işte zeytinini söküp narinciye ekiyor, narinciye söküp zeytin dikiyor gibi konularda tür değişimlerine ciddi destek veriyor. Ciddi ciddi bir destek olduğunu bilirim bunun. Bu konuda insanların tabii ki daha da bilgilendirilmesi lazımdır. Bunu da yapacak Tarım Dairesi. Belki de Tarım Dairesi diyebilir ki evet bizim öngördüğümüz cinsler şu 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 cinslerdir. Şu cinslerin dikilmesi şartıyla biz bu desteği bu şekilde size vereceğiz. Ama bu cinsler dikilirse bu destek bizim tarafımızdan sağlanmaz şeklinde de. Çünkü biliyorsunuz maddi destek en fazla yönlendiren ve üretime şekil veren zaten destekler bunun içindir. evet. Yani destekler bir yönlendirme maksadıyla yapılan durumlardır. Çeşitlere geri dönmek isterim. Yani zeytinin yan ürün çeşitleri. Mesela çıkan posadan neler üretilebilir? Çıkan bu posayı nasıl değerlendirebiliriz? Ve kısaca zeytinin bakımından da bahsetmek isterim. Çünkü bu yönde uzmanlık alanınız olmamasına rağmen bir mesleğiniz olmuştur. Hasattan sonra yapacağımız işlemlerden de kısaca bahsetmek isterim ve özellikle kooperatifçilikle ilgili de bir takım çalışmanız vardır. Onlara da programın sonu gelmeden girmek isterim. Ancak şu noktada zeytinin yan ürünlerini biraz daha açabilir miyiz? Yani zeytin, sofralık zeytin, çakıstes falan ondan ayrı. Zeytinyağı, sofralık zeytin konulardan girdik. Zeytinyağının tabii bir de posası çıkıyor. Posası preslenmiş sobalarda, şömineleri de yakılacak pres odun şeklinde getirilebiliyor. Bu gerçekten biz bunun üretimini yaptık. Geçen yıl iyi de bir satış trendi yakaladık. Bu yıl onu yakalayamadık çünkü Kalkan'daki orman yangını üreticilerin bu ihtiyacını karşılamasını sağladı. Yine de satışlarımız var. İkinci bir şey zeytin posasının çekirdeğini ayırabiliyoruz. Yani posanın içindeki çekirdek bu merkezi ısı sistemiyle çalışan ülkemizde çok fazla yaygınlaşmamış cihazlar vardır ki bu çekirdeği işte belli bir zamanlayıcı role sayesinde belli zamanlarda alıp belli ortamda belli ısıda tutmak için çalışan makineler zeytin çekirdeğini bu şekilde kullanabiliyoruz. Posa tabii ülkemizde fırınlar ve tuğla fabrikaları daha çok bunu alıyor. Genelde bütün fabrikacı arkadaşlar %90-95 ürününü aynı noktalara vermekte yani özellikle tuğla fabrikalarına. Bu şekilde tüketilmektedir. Tabii bir de kalitesiz yağlardan üretilen, posadan üretilen zeytin sabunu var. Zeytin sabunu gerçekten ciddi alternatif bir üründür sektörde. Turizm ülkesi olmamız sebebiyle de gerçekten turizmin canlı olduğu dönemlerde turistlerin giderken işte Kıbrıs'tan aldım diyebilecekleri çok özel bir üründü. O da tabii ki pandemi dolayısıyla biraz aksamış bir satış oldu ama yan ürünler genel anlamda bunlar diyebiliriz. Biraz zeytinyağından krem yapılabiliyor. Bunlar hepsi geliştirilmesi gereken konular tabii. Bu noktada şunu da sormak isterim. Pazardaki durumumuz nedir? Ya geçen yıl rekolte iyiydi sanırım. Bu yıl daha düşüktür. Pazar içerisindeki rekabet edebilirlik ne noktadadır? Onunla birlikte Rum tarafıyla rekabet edebilirliğimiz ne noktadadır? Şimdi geçen yıl ürün rekoltemiz yüksek olmuştu. Genel anlamda adada yüksek olmuştu. Bu yılki rekoltemiz batı bölgesinde düşük. Ancak Karpaz tarafında oldukça yüksek rekor bir üretim gerçekleşti. Bu dengeleyici bir konu oldu. Yani bir önceki yıl 20 bin ton kadar bir zeytin üretiminden bahsedersek oransal bazda bu yıl bunun 10 bin civarı ada genelinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii batı bölgesinde bu %20
ne kadar düşmüştür. %80 düşüş olmuştur yani geçen yıl %20'si. Ancak Karpas tarafı da %100'e varan bir artışı da rekor bir üretim yapmıştır. Böyle bir denge oluşmuştur. Şimdi pandemiden dolayı Kuzey Kıbrıs'ın şu anda zeytinyağı piyasasından bahsedecek olursak üreticiler ellerindeki yağı satmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Bundan dolayı da fiyat düşmüştür. Temel sıkıntı budur. Peki bu sıkıntının sebebi nedir? Bu sıkıntıyı nüfus yapısını incelememiz gerekmektedir. Nüfus yapısına baktığımız zaman normalde bizim Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik vatandaşımız 300-350 bin civarı sanıyorum. Normal şartlar altında pandemi öncesinde 150-200 bin arası bir öğrenci, 170 bin civarı bir öğrenci varlığımız vardı. Ve gelip giden turistle birlikte 650-700 bin kadar bir sabit nüfus gibi bir nüfus burada yerleşik olarak görülüyordu. Şu anda 300 yani yarı yarıya gibi bir düşüş söz konusudur. Ancak zeytinyağı için yarı yarıya değil. Neden yarı yarıya değil? Çünkü burada bulunan 300-350 bin kişilik nüfus aslında üretici nüfus. Yani 300-350 bin nüfusun hepsi üretici değilse bile işlerinden 40-50 bin üretici, herkes akrabasına, komşusuna, yakınına bu ürünü tedarik etme suretiyle aslında sadece ürünü birbirimize satarak tüketmeye çalışıyoruz. Bizim esas pazarımız zeytin ve zeytinyağı sektöründe dışarıdan ülkemize gelen Turist. diğer 350 bin kişilik nüfus için biz bu üretimi yapıp buradan kazanç sağlıyoruz. Dolayısıyla pandeminin en fazla etkilediği ürün belki de zeytinyağı sektörüdür. En fazla etkilediği, en belirgin olarak etkilediği ürünlerden biridir. Geçen haftaki konuğum Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dima Çağaner'di. Evet. Orada bir mesaj vermişti ve bu mesaj çok önemliydi. Pandemi süreci bize birbirimizi tanıma fırsatı verdiğini söyledi. Yani tarım sektörünün, turizm sektörünün birbirini tanıma fırsatını yarattı. Evet. Pandemi başladığı günden itibaren televizyon programlarımda şunu söylüyorum. Bir krizdir, bu kriz nasıl fırsata dönebilir diye. Bu da aslında bir fırsattır. Sektörler arası birbirini daha iyi tanıma. Sanayi sektörü de aynı şekilde, tarım sektörü de aynı şekilde, Tabii turizm sektörü de aynı şekilde. birbirimize her zaman için muhtaç olduğumuzu, birlikte hareket etmemiz gerektiği konusunda bir sinyal toplum almıştır aslında. Pazarı etkileyen bir diğer konu Rum kesiminden, Rum esasında aramızda bir sınır var. Kuzey ve Güney diye. Ancak söz konusu ekonomi, pazar, ürün olduğu zaman piyasa genliğini bir şekilde dengeleyecek şekilde şöyle böyle bu ürün geçmiş yıllarda Rum piyasasıyla dengeli bir şekilde gittiğini gördük. Peki nasıl oluyor bu? Örneğin geçtiğimiz yıllarda her zaman için dünya piyasalarında zeytinyağı 3-3,5 euro civarında seyrediyordu toptan fiyatı. 6-6,5 euro olduğunda 20 TL'ydi. Bizde de gerçekten zeytinyağı 20-22 o civarlarda seyretmekteydi. Peki şimdi 3-3,5 euro 30-35 lira oldu. Gerçek reel fiyatı dünya piyasalarında, zeytinyağı borsalarında zeytinyağının şu anda 30-35 TL gibi bir şeydir. Nitekim Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri olan Tariş, 28 TL'ye iyi kalite zeytinyağı alımını toptan olarak gerçekleştirmiştir. Yani oradaki üretici, Türkiye'deki üretici, ürettiği zeytinyağını alıp hemen Tariş'e götürüp bu fiyat karşılığında teslim edebilmektedir. Peki bizde neden yükselemedi? Biz neden bu dünya piyasasına entegre olamadık? Bunun etkisi de aslında kolektif, kooperatifçilik anlamında hep birlikte ürünümüzü bir araya getirip pazarlayacak toplu bir hale getiremememizden dolayıdır. Yani şu köyde 10 kişide işte 500 kilo, 1 ton, 2 ton yağ var. Şu köyde yine aynı şekilde bir yapı var. Küçük küçük birçok yere dağıldığından dolayı bu ürünü pazarlayamıyoruz. Bu noktada tekelleşmeye sebep vermek ya değil mi? Ya eğer kooperatifçiliği dersek sadece üretici anlamında tüketiciye sunacağımız çözüm ne olacaktır? Şimdi zaten şunu söyleyeyim. Tekelleşme söz konusu değildir böyle bir durumda. Çünkü
piyasa her zaman için kendini dengeler. Yani bir kooperatif kurulduğu zaman bütün üreticiler bu yapı içerisine girmez. Yani bir kooperatif kurulduğunda bütün zeytin üreticileri buraya vermek zorundadır diye bir durum oluşmaz. Hatta İspanya'da yüzlerce zeytin kooperatifi vardır. Nitekim burada da Karpaz'da kurulan kooperatifimiz vardır. Başka kurulmaya çalışılan kooperatifimiz vardır. Belki biz de Batı bölgesinde bir kooperatif hep birlikte oluşturabiliriz. Kooperatifler birlikte hareket edebilir. Birlikte ihracat teklifleri hazırlayabiliriz. Birbirimize bu konularda yardımcı olabiliriz. Az önce bahsetmiş olduğunuz doğru tür seçimi gibi bir üretici ben dikim yapmak isterim, arazim vardır, imkanlarım vardır ve bu işi seviyorum dediğinde nasıl yardımcı olabilir dediğinde gidip başvuracağı, yardım isteyeceği bir kooperatif de bu şekilde. Kooperatifleri biz aslında sadece pazarlama bacağında birlikte hareket etme gibi düşünüyoruz. Aslında kooperatifler birçok anlamda birlikte hareket etme anlamı taşır. Bu birlikte hasat, bir hasat ekibi kurulabilir mesela bir kooperatife mahsus ve kooperatifin üyesi olan 30-40 zeytin üreticisinin ürünlerinin mahsulü bu ekip tarafından sırayla hasat edilebilir. Çünkü biliyorsunuz zeytincilikte en zor konulardan bir tanesi hasat. Aslında en zor olur. En zoru, en zor hasat. Tabii ki dediğiniz gibi piyasa birbirini dengelemektedir. Aslında hem Rum tarafıyla hem de bizim tarafla hemen hemen aynı fiyatlara gitmektedir. Evet. Bunun belli başlı sebepleri vardır ki bunları hepimiz aslında çok iyi biliyoruz. Bu noktada şunu sormak isterim Durmuş Bey. Zeytini biz rekolte fazla çıktığında sadece iç piyasada mı yoksa dış piyasaya yani uluslararası arenaya veya Türkiye'ye veya yeşil hat üzerinden Rum tarafına gönderme şansımız oldu mu daha önce? Veya rekolte fazlalığını nasıl değerlendirdik? Rekolte fazlalığı gerçekleştiği zaman izlememiz gereken yol nedir sizce? Şimdi bugün dövizdeki yükselişten dolayı Türkiye zeytinyağında neredeyse ihracatta en ön sıralara geliyor. En büyük İspanya üreticisi ve diğer üst düzey üreticiler yine İtalya, Yunanistan ve arkalarından Türkiye geliyor. Ancak Türkiye ihracatı artırdı. Neden? Diğer büyük üretici ülkeler Euro bandında, Euro ile çalıştıklarından da Euro ülkesi olduklarından dolayı Türkiye daha ekonomik, daha uygun fiyatlar vererek bu işi başarmış oldu. Biz de aynı şekilde TL ile çalıştığımızdan dolayı yeşil hat tüzüğüyle bizim daha önceleri oraya ürün satmamız fiyatlarımızın her zaman için Rum tarafından biraz daha yüksek olduğundan dolayı pek öngörülmüyordu. Ancak şu anda biz mevcut fiyatlarımızla Rum tarafından daha uygunuz. Ancak şu anda orayla kontak kuramamamız belki pandeminin de etkisi vardır. Bir de tabii Rum kesiminin daha farklı teşvik yöntemleri olduğundan dolayı biraz daha bu konularda tutucudur. Tam içeriğini bilmiyorum ama şunu biliyorum ki gerçekten ülkemize hem sofralık zeytin anlamında hem de zeytinyağı ithal etmek isteyen kişilerce teklifler gelmektedir. Yani bize de geldi, farklı firmalara geldiğini ben biliyorum. Yani ülkemizden zeytinyağı talebi olmaktadır bu fiyatlarla. Olacaktır da. Ve bunu biz gerçekleştireceğiz. Ancak bizim şu anda şiddetle ihtiyacımız olan az önce de belirttiğim gibi birlikte hareket etme, kolektif hareket etme veya kooperatifleşme yönünde olmalıdır. Ürünlerimizi standart bir şekilde bir örnek bir kalitede düzgün depolayarak, düzgün finansal kaynaklarla uygun zamanlarda bunları tedarik ederek uygun depolarımızda ve iş birliği yapmayı düşündüğümüz yurt dışındaki ürünümüzü ihraç etmeyi düşündüğümüz firmalarla onlara tedarik garantisi verebilecek şekilde hem kalitede garanti hem tedarikte garanti verebilecek bir duruşta daha güçlü, daha birlikte oluşmuş bir yapıyla bu alana girmemiz kaçınılmazdır. Yani eksikliğimiz temelde budur. Yani atıyorum ben yaylada 3 ton, Karpaz'da 5 ton, Gönyeli'de 2 ton, Çatalköy'de 8 ton var X, Y, Z kişilerin.
Ama hiçbiri bu yağı ne yapacağını bilemiyor. Ortak bir noktada bu yağ toplansın, kaliteleri belirlensin, en uygun şekilde stoklansın. Bu ürünlerin finansmanı üreticiye uygun şekilde ne şekilde sağlanır, ne şekilde oluşturulur, bunun çalışması yapılsın ve oluşan bir kooperatif yapısı bunu dünya piyasalarına hangi ülkelerle çalışacağına karar versin, fuarlara katılsın. Yapılacak yapı, yapılacak çalışmalar bu yönde olması lazımdır. Çünkü zeytin üretimimiz katlanarak artmaktadır. Yani bir rekolte fazlalığı yaşayacak aslında. İlerleyen ilk 5 yıl içerisinde bunu görebiliriz. Çünkü pandemi sürecinde vatandaşlarımızda bir eğilim gerçekleşti. Bu eğilim neydi? İşte kendi ürününü, kendi üretebilme eğilimi. Aslında ata mesleği olan tarıma bir yönelme oldu pandemi sürecinde. İşte kendi domatesini kendi üretsin, kendi sofralık örneğin salatasını veya buna benzer tüm ürünleri kendi üretmeye yönelmiştir. Ata mesleğine yönelmiştir. O sebepten kendini hafta sonları güvende hissedebilmek için, güvende diyorum pandemiden dolayı merkezde yaşayan vatandaşlarımız köylere kaçışa başlamıştır. Köylerde de kaçış varken yani köylere olan göç kısa da olsa veya az oranda da olsa başlamışken köyde vakitlerini geçirebilecekleri en önemli üretim sektörlerinden bir tanesi de zeytincilik olmuştur. Bu da ilk 5 yılda bir rekolte fazlalığının yaşanabileceğinin mesajlarıdır aslında. Kaldı ki zeytinin dönemsel olarak rekolteleri değişmektedir. Örneğin Durmuş Bey'in söylediği gibi bu yıl Karpaz'da bir pik noktaya ulaştı. Yani en üst noktaya ulaşmış rekolte batı bölgesinde daha azdır. Bu iklime bağlıdır. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. O sebepten aslında biz kendi önlemlerimizi almamız gerekir. Ve tarımda sanayileşmenin önünü açmamız gerekir. Özellikle zeytincilik sektöründe Durmuş Bey'in ifade ettiği gibi tarımda örneğin sanayileşmede, zeytincilikte sanayileşmede sofralık zeytini ortaya koyabiliyoruz veya koymaya başlayacak ancak bunlar bir zincirin halkaları şeklindedir. Cinsinden tutun da yağda çıkacak olan asit miktarına, yan ürünlerine tutun da hangi bölgede hangi zeytin cinsinin daha verimli olabileceğine kadar araştırılması gerekir ve o yönde eğilim gösterilmesi gerekir. Tabii ki Durmuş Bey yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Son bir cümle daha alalım sizden ve yavaş yavaş programı kapatalım. Çünkü aslında zeytincilik sizin ne ifade ettiğiniz gibi, tarım sizin ne ifade ettiğiniz gibi bizim kültürümüzdür. Bu kültürü devam ettirmemiz gerekir. Yani evet. Tarıma bizim sahip çıkmamız gerekir. Üretime sahip çıkmamız gerekir. Son spesifik bir cümle daha alalım ve yavaş yavaş programı kapatalım. Evet, günün sonunda üretim bizim kültürümüzdür. Ülkemizin insanı üretim yapmayı seviyor. Sıkışıklık, zorlandığımız nokta özellikle elde ettiğimiz zeytin ürününün ve zeytinyağının hızlıca üretici anlamında söylüyorum. Karşılığını alması, yani bunu da ancak ürünümüzü var ve yok yılında. Çünkü bu ürün bazen kıtlığı oluyor, bazen fazlalığı oluyor. Bunu dengeleyecek yapılar ancak ve ancak kooperatiflerdir. Bizim ülkemizde bu sektöre gönül veren kişiler olarak, bana göre bölgesel olarak, öncelikle bölgesel olarak gruplaşmalar oluşturmak suretiyle kooperatifleşmelere gitmemiz gerekmektedir. Bunun bir tek kooperatif olmasına gerek yoktur. Yani 12 kişilik bir grup bir kooperatif kurabilmektedir kooperatifler tüzüğüne göre. Bu 15 kişi olur, 30 kişi olur, 40 kişi olur, Yayla Köyü'nde olur, Bostancı'da olur, Ergazi'de olur, Çatalköy'de olur, hiç fark etmez. Değişik yerlerde kooperatifler olur, bu kooperatifler birlikte hareket edebilir. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri birlikte hareket etme konusunda sanıyorum biraz yetersiziz, daha anlayışsızız bu konuda. Çünkü kooperatifçilik birlikte hareket etmek, şahsi menfaatlerin, şahsi çıkarların üzerinde tutmaktır birlikte hareket etmeyi.
birlik olarak hareket etmeye daha fazla önem vermektir. Yeri geldiğinde bu anlamda fedakarlık göstermektir. Ben üreticilerin bu açıdan olaya bakıp bir şekilde nasıl gruplaşabilirik, bir şekilde ürünümüzü nasıl birlikte pazarlayabilirik, üretim yaparken birlikte ne gibi çeşitlere, ne gibi üretim modellerine, ne gibi toprak işleme, ne gibi gübreleme gibi faaliyetlerde hep birlikte hareket ederek, yani bilgi paylaşımından bahsediyorum. Bilgiyi paylaşarak, üretimi paylaşarak, pazarlamayı paylaşarak bu işi götürmemiz en verimli olacaktır diye düşünüyorum. Durmuş Bey, teşekkür ederim. Kooperatifçilikte Durmuş Bey'in ortaya koyduğu gibi özellikle zeytin üreticilerinin bir araya gelerek kolektif bir şekilde hareket etmelerin ortaya neyi çıkaracaktır? Aslında var ve yok yıldaki stabil bir fiyat dengesini ortaya çıkaracaktır. Bu stabil fiyat dengesi de bize neyi sağlayacaktır? Özellikle tüketicinin alacağı zeytinyağının fiyatını bir yıl önceden, en azından taban fiyatını bir yıl önceden bileceği anlamındadır. Üreticinin de aynı şekilde satacağı taban fiyatını var ve yok yılda işte arz ve talebe bağlı olarak düşük veya yükselmesinde değil, stabil bir taban fiyatı bileceği anlamını taşımaktadır. Bu da hem üreticiyi koruyacaktır hem de tüketiciyi koruyacaktır. Bu noktada sizlere tekrardan teşekkür ederim Durmuş Bey. İnşallah yakın zamanda tekrar sizleri konuk alırız. Bu akşam zeytincilikle devam ettik. Zeytinciliği konuşmaya çalıştık çünkü programın içerisinde de defalarca ifade ettik. Zeytincilik bizim kültürümüzdür. Zeytin üretimi bizim kültürümüzdür. O sebepten önümüzdeki ilk 5 yılda, yani kısa vadede, aslında uzun vadede değildir, önümüzdeki ilk 10 yılda karşımıza çıkabilecek bir rekolte fazlalığını da görebiliyoruz. Bu noktada da zeytin üreticilerinin ona göre önlemini alması gerekir. Gerek cinsinden, gerek yağın çeşidinden, gerekse zeytin ağacını ekip dikeceği bölgedeki özelliğine kadar iyi araştırıp o yönde pazara sunumunu yapması gerekir. Yani sırf zeytin ekeyim de işte zeytinyağı çıkarayım değil, hangi bölgede hangi cins ve ektiğimiz cinsten ne sonuç çıkaracağız? Yani output olarak zeytinyağı mı, sofralık zeytin mi tercihini bile ekerken ortaya koymamız gerekir ki pazarda daha başarılı olabilelim. Yayında ve yapımda emeği geçen yönetmen arkadaşlarıma ve reji ekibine tekrardan teşekkür ederim. Önümüzdeki perşembe akşamı aynı saatte Kanal T ekranlarında Çiftçinin Sesi programıyla buluşmak dileğiyle. Esen kalın.